Herkese merhaba. Simay Özyiğit'le Hoş Sohbetler isimli programımıza hoş geldiniz. Bu hafta özellikle kendimden yola çıkarak ve birçok takipçimin de isteğiyle beraber Kunstbedding üzerine bir sohbet yapmak istedik. Kunstbedding arkadaşlar sağlıkla ilgili problemlerinizi çözen, yataklar üreten bir yer. Ve şu anda karşımda Selim Bey ve anatomi uzmanımız Murat Bey yanımızda. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Öncelikle kendinizden ve daha sonra markamızdan. Tabii ki. Benim ismim Selim. Kunstbedding sahibiyim. Kunstbedding nedir? Ne yapmak ister? Kunstbedding Türkiye'de insanlara doğru yatak seçimi, yatağın sağlıktaki önemi, bunun direkt hayatımıza yansımalarını bilincinde olan ve buna göre üretim yapmaya çalışıp buna göre insan portföyünü ve müşteri kitlesine ulaşmaya çalışan bir firmadır. Bildiğimiz standart üretimlerin tamamen dışında kişiye özel, kişinin anatomisine özel, yatış şekline göre, davranışlarına göre bir kurgu planlayıp doğru ürünle doğru bir şekilde ilerlemeyi sağlamaya çalışıyoruz. Peki Murat Bey'le de ortak çalıştığınızı evet. da biliyorum ve birçok yerin dışında bir sistem sunuyorsunuz aslında alıcılarınıza. Aynen. Arz talep dengesindeki bence en üst level'dasınız. Çünkü evet. gittiğimizde normalde bu yatak size uygun deyip alınıp yollanılıyor genelde müşteriler. Kesinlikle. Ama siz kişiye özel yatakta da gerçekten kaliteyi ve kişiye özel programı sunan bir yersiniz ayrıca, bir markasınız. Aynen. Yani yaşamımızda isterseniz şöyle kurgulamak lazım. Günlük yaşamımızda en sevdiğimizde sorduğumuz sorular ne? Bir annenizi babanızı aradığınızda, bir çocuğunuzla ilgilendiğinizde diyorsunuz ki kendinize dikkat edin. Sağlığın nasıl? İyi uyudun mu? Yemene içmene dikkat et. Yani Türk insanının örf ve adetlerinde hep bir sağlıkta bir tedirginlik var. Doğru. Kendine dikkat et. Aman ha üşütme. Yediğine dikkat et. Şudur budur. Ama iş gerçekten sağlığı etkileyen bir yatağa geldiğinde bir mobilya parçasıymış gibi evliliğimizden çocuk sahibi olmamıza, evlenmemize ve ilerleyen yaşlılığımıza kadar yatağı hiçbir zaman önemsemeyiz. Gideriz bir mobilyacıların bir mobilya parçasıymış gibi ya bir tane oradan yatak ver. Doğru, mobilya parçasıymış gibi birçoğumuz. Gibi davranıyoruz. Ama bunun sonucunda da 50-60 yaşlarını geçtiğimizde omurgamızda bir sıkıntılar başlıyor. Fizik tedavilere gidiyoruz. Bunların karşısında ilaçlar alıyoruz. Daha ilerleyen süreçlerde ameliyatlar alıyoruz. Ve dönüp baktığımızda neleri kaybettiğimizi en sonunda farkına varıyoruz ama iş işten de geçmiş oluyor. Mevcuttaki üreticilerin en büyük bize yaptıkları şey bunlar. Çünkü üretimleri, tesisleri, yaptıkları reklamasyon hep sürekli satışa endeksli. Evet, doğru. İnsan sağlığına endeksi olan bir satış politikaları yok. Ama Avrupa'da ve diğer dünya ülkelerinde yatak bir sağlık ürünüdür. Bir mobilya parçası değildir. Ne kadar zamandır Kunstbedding piyasada şu anda? Ve neden yatak sektörünü mesela tercih ettiniz? Ya bizim geçmiş anlamda çok uzun bir geçmişimiz olmasa da bunun bir yaklaşık 7 senedir bu işin içerisindeyiz. Ama bunun bir fizibilitesini, bir geçmişteki bir analizini yaptığımızda sektörde böyle bir yanlış olduğunu gördük. Çünkü her şeyin başı sağlık. İnsanlar sağlık için çalışıyor, sağlık için yarınlarını kuruyor, sağlık için çocuklarının bütün ihtiyaçlarını gideriyor. Ama iş gerçekten bir yaşamının içerisinde bir omurga sağlığı, fiziki sağlığa geldiği zaman o yatağı hiç görmezden geliyor. Fiyat endeksli hareket ediyorlar. Şu soru geliyor hep mağazalarımızda ve satışta. Bu yatak kaç lira? Ya bu yatak bana uygun mu? Çocuğuma uygun mu? Özellikleri ne? Bir sağlık ürünü mü? Sağlıksal doneleri barındırıyor mu? Kanserojen madde içeren herhangi bir bileşeni var mı? Omurga bel boyun sistemini destekler mi? Herkesin dilinde bir ticari yalanlar var. Full ortopedik, full ortopedik, ekstra ortopedik. Bunun karşılığı ne? İşte bunları biz ne kadar anlatsak da bir de anatomi uzmanımız var. Evet, özellikle ona da değinmek istiyorum ben. Çünkü birçok yer dediğim gibi sadece bu işin ticaretini yapıyor. Ama siz bir müşteriniz geldiği zaman
sağlık problemine uygun olarak da aynı zamanda manuel terapi uzmanınıza yönlendiriyorsunuz. Kesinlikle. Bu noktada ne kadar süredir birlikte çalışıyorsunuz ve Murat Bey kimdir? Onu da tanıtmak istiyorum ben açıkçası. Tabii. İzleyenlerimize. Başlayabiliriz isterseniz. Biz 4 yıldır tanışıyoruz ya da 5 yıl oldu. Doğru. 5 yıldır tesadüfen bir fuarda tanıştık. Benim geçmişim asıl 15 yıllık kuyumcuyum ben. 15 yıl kuyumculuk yaptıktan sonra Almanya'da 16 yıl yaşadım. 8 yıl kuyumcu, 8 yılda işte anatomi uzmanı, yatak üreticisi olarak Almanya'da çalıştım. Şöyle, Avrupa'da yatak almaya gittiğinizde şöyle dersiniz. Ben 80 kiloyum, yan yatıyorum, alerjim var ve horluyorum. Size buna göre ürün seçerler. Ya da ürün size göre tasarlanır. Almanya'da çalıştığım firma tam anlamıyla kişiye özel yatak ve kişiye özel mobilya tasarlayan Avrupa'nın en büyük markasıydı. Tesadüfen girdim. Ama şöyle oldu. Beni işe aldıklarında masanın ortasında Köln Üniversitesi Anatomi Bölümü ve iş sözleşmesi vardı. Bana hem bunu imzalattılar hem de bunu. 2 yıl anatomi bölümüne gittim. Haftanın 3 günü okul, haftanın 3 günü de iş olmak üzere. Yani hem anatomi öğrettiler, hem yatağın üretimini, hem satış pazarlamasını. Yani işin mutfağından getirdiler. Evet. Tabii ara ara Türkiye'ye gelip gidiyordum. Şimdi burada Türkiye'de işte marka olan firmaları biraz gözlemliyorsunuz tabii sektörden geldiğiniz için. Satış personellerinin ya da reklamların anlatımlarını dinledikçe ne kadar yanlış olduğunu, insanların ne kadar sağlıksız yattığını hep böyle içimden geçirirdim. 2010 yılında Türkiye'ye döndüm ve daha sonra birçok firmaya işte danışmanlık, eğitim, satış pazarlama eğitimleri, yatak reçeteleri, belki yattığınız yatağın reçetesini de ben yazmış olabilirim, bilmiyorum hangi markadan aldınız. Ama bu şekilde yani yavaş yavaş işin içine girmeye başladım. İşte Sevim Bey'le de İzmir Fuarı'nda tanıştık. Ondan sonra onunla böyle istişareye girdik. Tabii birçok firma var inovatif çalışılabilecek ama tabii herkes bir kurgusunu yapmış. Makine parkurunu almış ve onu değiştirmek çok kolay değil. Yani kişiye özel değil de en azından topluma özel ya da belirli kategorilere özel yataklar yapmak çok kolay değil aslında. İşte Selim Bey hem butik hem yeni olduğu için o dönem yavaş yavaş başladı. O fikir yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Şimdi zaten ona direkt müşteri geldiğinde kategori yataklarını hazırlamış bulunuyor. Yani 5 modeli var atıyorum, evet, ya da 10 modeli var. Bu yataklara göre kişinin aşağı yukarı 20 kilo bazında, yani 20 kilo ayarında yataklar sunulabiliyor. Ama işte diyelim ki işte sizde olduğu gibi bel ağrısı, bel problemi olan, işte eşinizle olan aranızdaki, evet, kilo farkı. Bunları ortaya koyduğumuzda devreye ben giriyorum. Hem ölçü alma, hem vücudun, postürün tekrar eski haline getirilmesi. Bir de şöyle bir şey düşünün. Dünyanın en pahalı ya da en iyi yatağını alabilirsiniz. Eğer ağrınız varsa hiçbir anlamı yok. Çok doğru. Hiçbir anlamı mesela yok. Mesela ben o noktada bir problem yaşamıştım ve eminim ki birçok Instagram'da takipçimin de aslında dili olmuş oldum. Çünkü sağlık problemlerim olduğunu biliyordum ve doktor ne zaman bana yatağını değiştir dedi. Benim için yatak o zaman kıymetli ve değerli olmaya başladı ama o güne kadar bir ağrım var ama bunun yataktan olup olmadığını bilmiyorum. Yani bir uzman gözün, bir iki gözün hatta bir yerle de bağlı kalmayıp birkaç yerle de görüştükten sonra Simay Hanım yatağınızı değiştirmeniz lazım. Ama bir dakika. Şimdi benim sırt ağrısı problemim var ama eşimin sırt ağrısı problemi yok ve yattığı yatak ona iyi geliyor. Zamanında da hatıra değer bir para ödedik mesela o yatak için. İyi bilinen bir yataktı. Aldık. Serkan mutlu, ben mutsuz. İşte o zaman problem başladı. Ya yatağınızı değiştireceksiniz ya eşinizin. Dedim ki Serkan bizim bu yatağı ama ben mutluyum ama ben mutsuzum. Ya gerçekten ayırma noktasına geliyorsunuz. İşte o noktada da Selim Bey çıktı karşıma. Yani şimdi şöyle bir şey düşünün. İnsan vücudunun ihtiyacı olan iki tane ortopedik ürün var. Bir ayakkabı, bir tanesi de yatak. Yatak. Ömrümüzün 25 yılı yatakta, 40 yılı da ayakkabıda geçiyor. Toplumumuz ayakkabının önemini geç de olsa anladı. Şimdi herkesin dilinde şu var. Ayakkabı çok önemli. Aman çocuğumuza iyi ayakkabı alalım. Ayakkabı çok önemli. Aman ortopedik olsun. O bilinç oluşturuldu. O bilinç oluşturuldu aslında. Peki yatakta insanlar çok yüksek paralar veriyor. Mobilyaların en iyisini alıyor. Yatağa gelince onu en değersiz bir ürün olarak görüyor. Diyor ki ya, bu da senden olsun ya. Hediyemiz olsun. Hediyeniz olsun. Hani bunların hep bu ticaretin içerisinde şey var olan şeyler. Ve mobilya firmaları, büyük firmalar yatağı hediye veriyor. Gelin evinizi
Mobilya evet. Sanayi. Bizden özellikle alan, yeni evlilere. Yatak hediyemizdir. Hediye nasıl olabilir? Yani bir yatağın hediye olabilmesi için bu karşıdaki insanın yaşamını, sağlığını, mutluluğunu, her şeyle etkilen bir ürünü siz hediye veriyorsunuz ve bu evet. bir hediye ürünü olamaz yani. Bunun ona özel olması lazım. Bu kadar etkili mi yatak insan sağlığında? Mutlaka etkili, mutlaka. Yani hani normal, hiçbir problemi bugüne kadar olmamış bir insan sizin tercih edebilir mi? Yani yolu illa benim gibi bir sağlık problemi yaşayınca mı ya da yeni evlenince mi? Hayır, şöyle düşünün. Mesela insan vücudu bir makinedir. Araç kullanıyorsunuz, çamaşır makinesi veya beyaz eşya kullanıyorsunuz ve bunların bir dönem bir bakımı alıyorsunuz. İşte klimanın bakımı, kombinin bakımı, böyle bir evet, şey var. Doğru. Peki insan vücudunun bakımı ne zaman? Yattığında. Yani 11 ile sabah 5 arasında vücut kendini bakımı alıyor. Hormonal dengeniz, hormonlarınız, sindirim sistemleriniz, enzimleriniz bu aşamada çalışıyor. Gün içerisinde dışarıdan aldığınız bir kirlilik, yani bir ses. Bu ne olabilir? Dışarıda diyelim ki bir çığlık sesi duydunuz ama burada biz sohbet ediyoruz. Diyorsunuz ki akşam eve gittiğinizde gazeteyi açtığınızda İzmir'de falanca yerde bir olay olmuş işte. Aa, ben bu sesi duydum, kadın çığlık atmıştı. Yani bu gibi gerekli veya gereksiz tüm bilgileri beyin kaydediyor. Gece olduğunda eğer gereksizse başlıyor bunu silmeye. Yani kendini onarıyor. Bir sonraki güne hazırlıyor. Hormonlar salgılanıyor. Bu hormonlar uyku esnasında salgılanan özel hormonlar var. Bunlar sabah gün ışığında mutluluk hormonuna dönüyor. Bir iyi bir uyku, doğru bir yatak sizin mutlu olmanızı sağlıyor. İyi bir uyku, doğru bir yatak sizin sindirim sisteminizi çalıştırıyor. Sabah kalktığınızda ihtiyaç olarak ilk önce tuvalete gidiyorsunuz. Ya bir şeyler çalışmış. Düşünün, bu masaya en sevdiğiniz yiyecekleri getirdik, hazırlattık. Ama 3 gündür uyumuyorsunuz. Bu yemekten zevk alabilir misiniz? Asla. Önce uyku ihtiyacı. En değer verdiğiniz kim? Çocuğunuz. 2 gündür, 3 gündür uyumuyorsunuz. En değer verdiğinizin, çocuğunuzun sesi size rahatsızlık veriyor. Ya oğlum kızım bir sus, bir dinleneyim. Ya beni bir bırakın, bir şurada bir yarım saat uyuyayım. Şimdi bu kadar etkileyen bir şey, bu kadar değersiz bence olamaz. Olmadı yani buradan zaten. Çıkmak lazım. Peki kişiler geldiği zaman mesela ben şunu inanıyorum, çok şeffaf ve net bir şekilde insanlara her şeyi anlatıyorsunuz. Yani şu kısımdan baktığınızda arka tarafı da görebiliyorsunuz. Çünkü ben gerçekten yatak almaya gidip tanıştığımda Selim Bey'le yatağın içini de gördüm. Mutlaka. Bu ne dedim, böyle yırtılmış bir yatak gibi ikiye bölünmüş. İçindeki malzemeler, hepsini tek tek denettiren bir uzman. Gerçekten doğru yönlendirmeyle sırt ağrısı problemlerinizi tespit eden anatomi uzmanı. Hepsi tam teşekkürle aslında sistematik bir şekilde yapılmış Kunstbedding'de. Evet. Bir yatağın ömrü ne kadar süre olmalı? Ve kişilere bu şeffaflığı, netliği sağlayabilmek adına genelde gelenler hep böyle üye referanslı mı? Yani bir alan mı memnun kalıp bir diğerine söylüyor? Size nasıl ulaşıyor kişiler? Yani şu İki an... soru sordum aslında. Evet. Ama. Şöyle birinci sorudan yola çıkarsak yatak kapalı ömrü. Bir kutudur. Bir mobilya parçası gibi işte dokunup elleyip anlayamayacağınız unsurlar barındırmaz. Karşınızdaki insanın size anlatım ve yaklaşımında ya inanırsınız, satın alırsınız ya da inanmazsınız, satın almazsınız. Marka firmalar ya da büyük firmalar bunu kullanıyor. Ben yaptım, doğrusu bu. En çok sattığım ürün bu. Al. Ve çok pahalılar. Ve çok ben orada pahalılar. Değinmek istiyorum orada. Peki... Biz kapalı bir kutu satarken insanlara ne anlatacağız? İçinde şu var, bu var. Göster. İşte biz bunu gösteriyoruz. Diğer firmalar gösteremiyor. Neden? İşte ticari bir beklenti var karşısında. Çünkü konuşulan kurguyla o ürün birbirini tamamlamadığı için. Ya, algı var. Yani 20 bin lira kesinlikle hatası yoktur. Ben buradan aldım. X markadan. Evet. Sizin niye daha uygunu mesela fiyatı? Kunstbedding yaratmış olduğu aslında malzemenin belki muadilinde satıyor. Çok çok üstüne isim payı, işte marka adı kesinlikle. Koymadan satıyor. İnsanlar da bu yatak aynı yatak olduğu algısını neden algılayamıyor olabilir? Onlardan biri de bendim. Bu daha pahalı, daha iyi. İnancı yanlış belki kodlanmış beynime. Evet. Hani bunu yıkmak için de bu markayla tanışmak ve yaşamak gerekiyor belki de. Bu tarz konularda ne yapıyorsunuz? Nasıl müşteriyi kazanıyorsunuz? Yani bizim buradaki tamamen hizmetimiz insanların doğru ürünle buluşturmak. Ve buradaki matematiğimiz de hep şudur. Malzememiz
verdiğimiz işçilik ve olması gerektiği kadar bir kar marjı ile bir satış politikası uyguluyoruz. Buradaki amacımız insanlara zor olduğu anlarda onların cebinden o parayı almak değil. Bakın 7 bölgede platin ameliyatı olmuş hastalarımız, misafirlerimiz, ürünümüzü kullanan insanlar var. Bu ürünü bir başkasından satın alması çok yüksek mevralar ödemesini gerektirir ama buna gerek var mı? İnsanlar zaten belli bir sıkıntıda yaşıyor veya çok büyük paralar olsa da ne olur? Bunun olması gereken değeri buysa bu noktada kalmalı bizce. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu sorum da benim Murat Bey'e gelecek. Dünyada yatak, şimdi yurt dışında yaşadınız ve bunun uzmanlığını aldınız. Pek çok eğitimden, işte oryantasyondan geçtiniz ve öğrendiğiniz güzel kaliteli bilgileri şu anda çalışmış olduğunuz firmalara aktarıyorsunuz. Dünyada yatak seçimi nasıl oluyor? Yani, Türkiye'ye kıyasladığınızda ne noktada görüyorsunuz bizi? Şimdi önce şöyle kıyaslamak gerekiyor. Türkiye iyi kopya eden bir ülke. Her şeyi güzel kopya ederiz. Mesela fuara gidiliyoruz. Şu an mesela İtalya fuarına Türk pasaportunuz varsa alınmıyorsunuz. Çünkü insanlar diyor ki Türkler buraya gelip bizim inovasyonumuzu çalıyorlar ve ülkelerinde pazarlıyorlar. Yaptığımız en büyük hata şu. Her markada inanın ne olursa olsun sadece yatak mobilya değil her şeyde biz önce gidiyoruz. Ürüne bakıyoruz. Şirket sahibi parayı basıyor. Bu ürün kargoyla Türkiye'ye geliyor. Sonra Ahmet Usta'yı çağırıyorlar fabrikada. Diyorlar ki Ahmet Usta al bunu aç, aynısını bize yap. Ahmet Usta bunu yapıyor. Sonra bir maliyet çıkarıyorlar ortaya. Maliyet işte bakıyorlar ticari değil. Ondan sonra usta diyor ki onun içinden bizim 18'liği koy, onun içine 7'liği çıkar, bunu koy. Evet. O tutkalı değil, bunu kullan. Yatak ya da ne olursa böyle yapılıyor. Görseli yapabiliyoruz, sorun değil. Ama hikayeyi unutuyoruz orada. Yani İtalya'dan, Fransa'dan, Almanya, nereden geliyorsa bu ürün, ürünün hikayesini alamıyoruz. Bu yatağı adamlar niçin yaptı? Mesela ben ustaya gidiyorum, oturuyorum önce. Hangi markada çalışıyorsam çalışayım. Sizin ustalarda da öyleydi. Murat Usta'm diyorum ya da Ahmet Usta, bunu bana anlatır mısın? Bu yatağı niye yaptın? Abi patron getirdi, yaptım. Ne için, kim için, hangi ağırlık için, hangi yatış şekli için? Hiçbir fikirleri yok. Asıl önemli olan burada, yani orada şöyledir. Yapılan ürünün bir hikayesi vardır ve bu hikayeye uygun insanlar vardır. Ve bilgilendirme, reklam da bu şekilde piyasaya sunulur. Ona göre siz literatür okursunuz, reklamları, gazeteleri, haberleri okursunuz ya da firmanın sitesine girersiniz ve dersiniz ki konu yataksa ben 80 kiloyum, yan yatıyorum ya da sırt üstü yatıyorum, alerjim var ve horluyorum. Bu özelliğe göre size yatak ve yastık tasarlanıyor ya da ona uygun yatak sunuluyor. Yani %70-%80'lere uygun şekilde, yani vücudunuzun uyacak şekilde yatak alabiliyorsunuz. Avrupa'da böyle ve insanlar bunu talep eder. Eğer söylenenin dışında bir ürün verdiyseniz Tüketici Hakları Mahkemesi sizi yerden yere vurur. Türkiye'de maalesef bunu algılayabilecek ya da bunu yorumlayabilecek bir şey yok. Yani yaptırım yok. Tüketiciler de biraz önce çok güzel söylediniz. X markadan fiyatı şu olduğu için mutlaka piyasanın en iyisidir diye alıyorsunuz. Ama Almanların bir sözü var mesela. Derler ki her sarı ışıldayan altın değildir. O yüzden bizim şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kim bana bu ürünü yapıyorsa önce bana hakkını vermek zorunda. Yani anlatmak zorunda. Bu yatak bana göre mi? Ya da bu yatağı kimlere verdi? Mesela en çok kullanılan hatalardan bir tanesi bu yatak en çok satılan yatak. Ya da bu yataktan bende de var. Şimdi herkesin Selim Bey aynı değil ki. Tabii. Selim Bey o yatağı aynen. bana sattı. Aynen. Ve diyor aynen. ki bu yatakta bende de var. Bu yatak bende de var. Şimdi bakıyoruz birbirimize. Ben 80. Evet. 81. aynı yatakta yatmamız evet. yani birazcık tezat oluyor değil mi? yani bu ayrıcalığı da bilmiyoruz. Bir de eğitim verdiğim için biliyorum birçok yani 15 yıl 20 yıldır bu sektörün içinde olup da ne sattığını tam anlamıyla bilmeyen o kadar çok insan var ki maalesef. İki tane soru sormak lazım kendimize. Bir tanesi 65 yaşın üzerindeki Türk insanları neden omurga problemi çekiyor? Bunun cevabı da işte yatakta. Bir diğer şey de ne? Hani hep böyle atasözleri vardır. Bir yastıkta kocayın. Evet bir yastıkta kocayalım da bir yatakta nasıl yatacağız? Farklı insanlarız. İşte kişiye özel ayıran kesinlikle yani buluşturuyoruz biz de şu anda aslında insanlarımızı.
Ben bu kaliteli sohbet için, bizleri bilgilendirdiğiniz için ve eminim şu anda problem yaşayan insanların da araştırdığı zaman karşısına çıkan bilgiler olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sadece İzmir'de belki yerimiz ama birçok yere de galiba dağıtım da oluyor. Hizmet de verebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı bu arada tekrar izleyenlerimize? Ben sadece güzel uyun derim. Ben de sağlıklı uyuyun derim. Sağlıkla kalın. Ben de sağlıkla kalın diyorum o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.